Faruk Bey de dedi ki Türk tipi muhalefet. Şimdi ne Çok demek ilginç. istediğini duyacağız Faruk Bey'den. Ya öyle ya, Türk tipi başkanlık saray sistemi, diplomasiye tabii. Türk tipi başkanlık sistemi diye bir şey tartışılıyorsa o zaman Türk tipi muhalefette yani böyle oluyor. Yani eğer kaydalıp Dışişleri Bakanlığı'na verilmiyorsa o zaman sonrasında da içeri şimdi, istenebilir mi diyorsunuz? Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bir kere ama hep dışlarını iyi bilen insanlar diyor ki yani bu bir gelenektir, zaten kuraldır. Bu konuşmalar kayda alınır ve daha sonra gerektiği zaman kullanılır, değerlendirilir vesaire. Şimdi bu işin aslında yani eleştirdikleri, Sayın Kılıçdaroğlu eleştirdikleri herhalde bu da biraz önce konuştuğumuz gibi farklı bir noktadan dem vurduğu için daha farklı algılanıyor. Vallahi bence bu işin birkaç tane boyutu var. Yani şöyle, önce Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir şey söyleyeyim. Yani memlekette ekonomi sıkıntılı bir alan. Yani o başlık açılınca konuşacağımız şeyler var, konuşuruz. Evet. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi enteresan bir parti. Ne edip kendini avantajlı durumdan dezavantajlı duruma getirmeyi başarıyor yani. Hani bunu beceriyor yani. Nasıl yapıyor, nasıl ediyor bilmiyorum. Yani böyle durduk yere mesela öyle bir gündem oluşturuyor, öyle bir başlık çıkartıyor ki ortaya. Belki çok farklı şeylerden... Bu dezavantajlı bir duruma mı düşünüyor? Tabii ki. %100 dezavantajlı bir durum. Ya kendi ilkeleriyle, kendi söyledikleriyle, bir iki hafta önce söyledikleriyle baştan aşağı çelişkili bir durum bu. Şimdi anlatacağım size. Şimdi nasıl oluyor? Yani Cumhurbaşkanı'na şunu mu söylüyor aslında? Hani o hanımefendinin, çevirmen hanımefendinin durumunu, ona hitap şeklini... Mustafa Balbay diyor ki ben size Erdoğan'ın kadınlarla ilgili söylediği ya da kadınlara hitap şeklini anlatayım mı? Valla bilmiyorum yani. Çok benim ilgilendiğim işler değil. Kim kime nasıl hitap ediyor, ne yapıyor? Toplumun da çok fazla dikkat ettiğini düşünmüyorum. Tartışır, magazin olur, bir şeyler olur. Hatta sana yakıştı mı, sana yakıştı mı gibi şeyler konuşulur ama başlıklar daha ciddi, ithamlar daha ciddi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu şunu mu söylüyor? Erdoğan sen... aslında el altından bizim bilmediğimiz şeyler yapıyorsun. Bu memleketin en önemli konularında tabirimi hoş görün. Yani memleketi el altından uçuruma sürüklüyorsun ve biz bunu bilmiyoruz. Sen bunu bir iş çeviriyorsun. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı aslında bunu söylüyor. Öyle değil mi? Evet. Yani kayıtlara evet. geçmeyen bir şekilde işçi bu. Çok ciddi bir şey itham. Yani ya da iddia. Sahiden bunun sonuçları böyle mi çıkıyor ortaya? Mesela F-16 anlaşması, F-35 görüşmeleri, Türkiye'nin de bir hacmi cürmü meselesi, belki bunu tek söyleyen benim. En son NATO zirvesinde vurgu yapıyor işte oradan işte bu Finlandiya, İsveç, oradaki Biden görüşmesinde bunun üzerinden vurgu yapıyor şimdi, Kemal Kılıçdaroğlu. Ama şimdi Serap Hanım, dünyada hepimiz biliyoruz ki özel görüşmeler yapılıyor. Şöyle oluyor bakın, heyetler arası görüşmeler yapılıyor. Sonra bütün basın mensupları dışarı çıkartılıyor. Sonra baş başa görüşmeler yapılıyor. O baş başa görüşmeler belki devlet arşivlerine, kayıtlarına geçiyor. Bazı şeyler vardır. Bazı şeyler vardır. Yani o görüşmeler iki lider arasında da geçiyor. Şimdi Joe Biden kalktı, Suudi Arabistan'a gitti. İlk başta Muhammed Bin Selman'la görüşme yoktu. Hatırlayın. Evet. Şimdi listeye girdi. Görüşme yapıldı. Yani burada o kadar çok tartıştık ki Selman'ın buraya gelmesi, Muhammed Bin Selman'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın oraya gitmesi, Türkiye'nin itibarı, burnu sürtüldü, Türkiye çok aşağılandı falan falan, hani Kaşıkçı cinayet üstünden. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı kalktı gitti. Yani hani sarılınca bir ülkenin itibarı yerlere düşüyor ama şöyle yapınca hani pandemi dolayısıyla şöyle tokalaşınca itibar korunmuş mu oluyor mesela? Amerika Birleşik Devletleri az buz bir ülke mi? Ne yaptı Biden? Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni Suudi Arabistan'ın veliaht prensi karşısında paspasa falan mı çevirdi yani? Ne yaptı? Gitti şöyle dedi. 1 milyon varil günlük fazla petrol çıkaracaksın. Rusya-Ukrayna savaşı var. Ortalık kızıştı. Petrole ihtiyaç var dedi. Öyle değil mi? Yani herkes paranın, işin, gücün peşinde. Gerçeklerin peşinde. Ha biz de böyle işte o hanım kız herhalde bize anlatır falan filan işleriyle uğraşıyoruz ama eğer Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu yani evet saygın bir genel başkandır. Bunu çokça ifade ediyorum yani. Nazik bir beyefendidir ama bu iddiayı ortaya koyuyorsa o zaman bir iki hafta önce şöyle bir şey söyledi. Buna ne diyecek mesela? Çok merak ediyorum. Dedi ki İçişleri Bakanlığı'ndan belediye başkanları, kamu personeli, evet, evet. Anadolu Ajansı'nın genel müdürü dahil yabancı misyon şefleriyle yaptığınız görüşmeleri bildireceksiniz dedi. İtiraz yükseldi CHP'den. Kavga kıya olur mu dedi ya. Bizim şeyimize karışıyorsunuz yani. Olur mu bu?
Tamam yani Cumhurbaşkanı... Burada bir zıtlık var diyorsunuz. Yani. Cumhurbaşkanının görüşmesini istiyorsun. Sen belediye başkanın büyükelçiyle görüşüyor. Bir devlet diyor ki ya da herhangi bir yere gidiyor. Önemli biriyle görüşüyor. Bu devlet diyor ki mesela burada ne görüşüldü? Ben bu görüşmenin bilgisini istiyorum diyor. Sen bunu belediye başkanının takibi olarak anlıyorsun. Yani belediye başkanına müdahale olarak anlıyorsun. Hatta diyorsun ki benim başkanıma karışamazsın diyorsun. Sen şimdi belediye başkanına karışamazsın diyorsun iki hafta önce. Aynı yöntemle bir ülkenin cumhurbaşkanına şey sen karışıyorsun. Sayın Kılıçdaroğlu siz karışıyorsunuz. Ya olmaz bu böyle bir şey değil. Allah aşkına yani gerçekten siyasetin kalitesini, kalibresini artırmamız gerekiyor. Yükseltmemiz. Ya mesela Sayın Kılıçdaroğlu şunu yapsaydı diyelim ki yani hiç bu çevirmen meselesini dile getirmeden. Tabii. Ya işte Finlandiya, İsveç'e evet dedin sonra bak arkandan ne açıklama yaptılar. Zaten. F-16 dedin işte vermiyorlar. F-35'ten çıkardılar. Evet. Hiç bu çevirmen meselesini katmadan bunları ağır bir dille eleştirseydi. Normal. Hiçbir sıkıntı yoktu. Eleştirecek diyorsun. Tabii. Eleştirecek tabii Kürşat Bey. Yani yarın seçim olacak. Belki muhalefet gelecek, belki biz Sayın Kılıçdaroğlu'na şu stüdyoda bir sene sonra Sayın Cumhurbaşkanı diyeceğiz. Şimdi Sayın Genel Başkan diyoruz. Ya ben şunu isterim. Yani şöyle bir açıklama yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki benim belediye başkanlarım dinleniyor. Bak bunu da söyledi. Hatırlayın, hepsini hatırlayın. Benim belediye başkanlarım dinleniyor dedi. Ya çelişki üstüne çelişki. Peki belediye başkanların dinleniyorsa şayet mesela. O zaman dinlenen belediye başkanlarının kimle görüştüğü bilgisi neden talep edilsin ki? Dinliyorlarsa zaten biliyorlardır, öyle değil mi? Hani niçin böyle bir bilgi talep etsinler? Ya bu çelişkilere gerek yok. Siz ana muhalefet partisinin genel başkanısınız. Bu devlete dair atılan her adım hakkında bilgi isteme hakkına sahipsiniz. İşte o da diyor ki vermiyorlar. Vermiyor. Tamam, vermiyor. Bunu söylesi buradan bu iddialar ortaya koyduğunuz zaman o vakit ana muhalefet partisi genel başkanı olarak mesela Almanya'da çok ilginç görüşmeler yaptınız. Burada enteresan görüşmeler yaptınız. Büyükelçilerle görüşmeler yaptınız. Ben de bir yurttaş, bir gazeteci olarak bunları istiyorum. Mesela ben de bunları bilmek istiyorum. Nasıl oluyor? Türkiye'deki siyasetin yarınına, geleceğine dair kurgulanan hikayeyi ben de görmek istiyorum. Sadece görev başında değil. Türkiye'nin yarınına dair de bilgi istiyorum. Bu da önemli bir konu bence. Şimdi hep muhalefete bir eleştiri var ya, evet. Bu yani Batı'ya karşı sessiz olduğu yönünde. Evet. Biden'ın muhalefeti destekleme yönünde bir açıklaması vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı. Çok konuşuldu hatırlarsınız. Hı-hı. Şimdi burada özellikle Amerika ve Biden'a yönelik bu ifadeleri siz bu çerçevede bir çıkış gibi değerlendirir misiniz? Şimdi diyor ki mesela bu Finlandiya ve İsveç'in bu yeşil ışığa... Parlamentoda acaba onay verilir mi verilmez mi konusunda. Ben de ki diyor şimdi Erdoğan sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim. Çık de ki ben imza attım ama muhalefet bunun onaylanmasını parlamentoda engelleyecek. Kendi grubumda da bu konuda kontrolüm tam değil. Yeter ki Türkiye masaya yeter otursun. F-35, S-400 konularında da anlaşmadan masadan kimse kalkmasın. Buradan ABD'ye sesleniyorum diyor. Bu konuda suçlu arayacaksanız suçlusuz biziz. Varsa bir sorununuz bizimle halledin. Yani sen yani elini güçlendirmek için beni kullan diyor. Harika bir meydan okuma. Çok güzel. Evet. Problem değil. Yarın bakın söylüyorum Finlandiya ve Norveç'in, İsveç'in NATO'ya üye olmasına, tam üyeliğine belki de muhalefet imza atacak bu ülkede yarın. Yani çünkü o süreç devam ediyor. Hocam öyle değil mi? Daha tabii. Belli. Yani yarın seçim olacak. Kim kazanacak? İşte Murat Bey bize anket sonuçlarını anlatır. Biz de bir akıl yürütürüz. Evet. Evet. Ben şuradayım. Yani bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Ya ben esaslı konuları konuşmaktan yanayım. Burayı kastetmiyorum. Türkiye'nin tepesi ciddi meseleleri konuşsun. Vakit az. Sahiden insanlar zorda. Önemli başlıklar var. Anadolu'dan geliyorum. Anlatacaklarım var. Öyle değil bu işler. Mesela en son olarak hani şu hanım kızımız konusu Nihal Bengüsü anlattı. Yani ben çok bir şey demeyeceğim. O işlere girmeyeceğim ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bakın kendi partisi içerisinde bile bir grup tarafından ya da bazı isimler tarafından aidiyetleri, etnik yapısı, mezhebi, görüşü, dünyaya bakışı açısından bu ülkede bunu iktidara yakın bazı cenahlar da yapıyor. Yapmıyor demiyorum. Ötekileştirildiğine şahit olmuş biriyim. Ve ben buna çok üzülmüşüm. Çok.